İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin stratejisi konulu seminerin 7. günü. Batı Ermenistan'ın Bağış Bitlis'te 3,5 metrelik karla yoğun mücadele. İran Dışişleri Bakanı Yerevan'ı ziyaret etti. Kimliği belirsiz kişiler Alevilere ait evlerin duvarlarına ırkçı yazılar yazdı. Türkiye'de bir Ermeni kilisesi daha tahrip edildi. 2021'de Ermeni Sanal Köprüsü adlı program genişletilecek. Bugün Dikran Mansuryan'ın doğum günü. Profesör Doktor Samvel Hakobyan ile söyleşi. Artsakh'ın bağımsızlığı ile ilgili Avrupa Parlamentosu'nun önerisi. Batı Ermenistan'ın stratejisi adlı seminerin 7. gününde Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Avrupa Parlamentosu'nun Ermenilere yönelik yaklaşım ve önerilerini sundu. Devlet Başkanı Abrahamyan, Avrupa Parlamentosu'nun soykırımla ilgili 1915-1917'de Ermenilere karşı işlenen soykırımı kabul ettiğini açıkça belirtmesine karşın, belgede Ermenilerin Türkiye'ye karşı herhangi bir talepte bulunma haklarının yer almadığını hatırlattı. Avrupa Parlamentosu'nun aldığı bu kararı inceleyen Devlet Başkanı, Batı Ermenistan Cumhuriyeti milletvekillerine, hükümete ve tüm dünyadaki Ermenilere bu noktayı kabul etmemeleri ve tüm ülkelere ve Avrupa Parlamentosu milletvekillerine bu taslağı gözden geçirmek için başvuruda bulunmaları çağrısında bulundu. Ayrıca 1920 yılında Milletler Cemiyeti'nin kararıyla Artsakh'ın Ermenistan'ın bir parçası olma gerçeğinin de bu noktaya dahil edilmesi gerektiğini belirtti. Abrahamyan, Artsakh Devlet Başkanı'nın Artsakh'ın bağımsızlık politikasına atıfta bulunarak Artsakh'ın 1920'den beri tarihi Ermenistan'ın bir parçası olduğunu ve bağımsızlığa ihtiyaç duymadığını ve genel olarak mevcut politikanın büyük ölçüde yanlış olduğunu hatırlattı. Çünkü Batı Ermenistan'a dayanarak ayrılıkçılık değil, birlik fikrini benimsemeliyiz. Seminer sırasında tartışılan stratejik gelişmelerden biri de Ermeni devletinin bütünlüğünü korumak için çalışmalar yapılmasıydı. Başbakan Sedat Melikyan ise milletvekillerinin bu önemli konudaki rolünü vurgulayarak Avrupa Parlamentosu milletvekillerine mektuplar yollamanın yanı sıra Batı Ermenistan'ın çıkarına yarayacak yeni yasa ve taslak hazırlamayı önerdi. Batı Ermenistan'daki Bağış Bitlis'te etkili olan kar yağışının durmasının ardından kapanan köy ve mezra yollarının açılması için yoğun bir mücadele yürütülüyor. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde yer yer 3,5 metreye ulaştığı kentte kapanan 294 yerleşim biriminden 274'ü yeniden ulaşıma açılırken kapalı olan 20 köy yolunun açılması için de çalışmalar aralıksız devam ediyor. Kapanan köy ve mezra yollarının açılması için il özel idaresine bağlı karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışma yürütüyor. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cavad Zarif, bölge ziyareti çerçevesinde Ermenistan Cumhuriyeti'ne geldi. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili verilen bilgide Zarif, Zvartnots Havaalanı'nda Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Gagik Halatcan tarafından karşılandı. Daha sonra İran Dışişleri Bakanı Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan ile görüştü. Görüşme iki ülkenin Dışişleri Bakanlıklarının genişletilmiş kadrosuyla gerçekleşti. Taraflar Azerbaycan'ın Eylül ayında Artsakh'ta başlattığı saldırının ardından yaşanan son bölgesel gelişmeleri tartıştı. Ara Ayvazyan, İran bölgede önemli bir ülke ve İran'ın yakın komşularıyla ilişkilerini kurma yaklaşımına saygı duyuyoruz. Ancak yalnızca herkesin çıkarlarına hitap eden, kazananların ve kaybedenlerin olmadığı kalıcı barışın bölgede istikrar sağlayabileceğini bir kez daha vurgulamak istiyoruz, dedi. İran Dışişleri Bakanı'nı Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan da makamında kabul etti. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı, karşılıklı çabalarla işbirliğimizi daha da güçlendirip geliştirebileceğimize ve bölgemizde istikrar ve barış sağlayabileceğimize olan inancını ifade etti. Daha öncesinde Zarif önce Bakü'de sonra Rusya'daydı. Bölge ziyareti çerçevesinde Gürcistan ve Türkiye'de ziyaret planlandı. Türkiye'de kimliği belirsiz kişiler bir kez daha Alevilere ait evlerin duvarlarına ırkçılık niteliğindeki yazılar yazdı. Olay bu kez ülkenin kuzeybatısındaki Yalova kentinde meydana geldi. Yalova'nın Bağlarbaşı mahallesindeki Alevilere ait 5 evin duvarına X işareti ve Alevi yazısı yazıldı. Notu tespit eden Alevi sakinleri polise başvurdu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Yazıların fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Türkiye'nin batısındaki Kütahya ilinde Surp Toros Ermeni Kilisesi'ni tahrip ettiler. İnsan hakları savunucusu Arlet Natali Ayvazyan bununla ilgili bir not yazdı. Ermeni Haber'in aktardığına göre Ayvazyan, Türk yetkililere yönelik sert eleştirileriyle tanınıyor. İnsan hakları savunucusu, "Tarihe hiç saygınız yok mu? Ermenilerin tarihini yok ederek bu topraklarda Ermenilerin varlığını da görmezden mi geleceksiniz?" diye yazdı. Surp Toros Kilisesi Osmanlı İmparatorluğu'nun Sultan Murat döneminde inşa edilmiştir. Kilise 1603'teki Celal İsyanları sırasında yıkılmasına rağmen daha sonra yeniden inşa edildi. Kilise bir zamanlar düğün salonu olarak hizmet verdi. Daha sonra tamamen kapatıldı. Ermenistan Cumhuriyeti Yüksek Teknoloji Sanayi Bakanı Hagop Arşakyan, Ermeni Sanal Köprüsü adlı programın ayrıntılarını sundu. Hagop Arşakyan, Facebook sayfasında yaptığı bir gönderide 3 Ağustos 2020'de Ermenistan Cumhuriyeti Yüksek Teknoloji Sanayi Bakanlığı'nın en büyük programlarından biri olan Ermeni Sanal Köprüsü'nün başlatıldığını hatırlattı. Programın Ermenistan'ın teknoloji topluluğunu dünyaya bağlayan bir platform olmayı amaçladığını ve bunun aynı zamanda dünyadaki Ermenilerin teknolojik topluluğu ile ortak işbirliğinin temeli olacağını vurguladı. 28 Ocak 2020'de programa katılan ve kazanan firmaların ürünlerini Silikon Vadisi girişim şirketlerine ve yatırımcılarına sunacağını sözlerine ekledi. En iyi projeler yatırım desteği alacak. Bakan sözlerini, 2021 yılında program genişletilecek, kapsam ve katılım sayıları 2'ye katlanacak. Proje Genel Ermeni Hayırsever Fonu'nun Silikon Vadisi temsilciliği ile ortaklaşa uygulanıyor diye özetledi. Besteci, Ermenistan Cumhuriyeti Sanat Emekçisi unvanlı, Ermenistan Cumhuriyeti Halk Sanatçısı Dikran Mansuryan, modern Ermeni klasik müziğinin ünlü temsilcilerinden biridir. Dikran Mansuryan 27 Ocak 1939'da yurt dışında doğdu ve 1947'de ailesiyle birlikte ana vatana döndü. 1960'da Yerevan'daki Romanos Melikyan Müzik Koleji'nden, 1965'te konservatuarın yaratıcı bölümlerinden, 1967'de ise yüksek lisans yaparak mezun oldu. 1967-1986 yılları arasında aynı konservatuarda öğretim üyesi oldu. 1992-95'te konservatuarda rektörlük yaptı. Mansuryan, Gomidas ilkelerini yeni bir estetik temelde canlandırdı. Ermeni klasik müziğine modern kompozisyon becerilerini kazandıran ilk sanatçılardan biridir. Eserleri modern müzik dilinde sunulan Ermeni halk müziğinden ve eski şiirlerden kaynaklanıp parlak, etkileyici melodiler ve tonlarla göze çarpıyor. Dikran Mansuryan eserleri ile Ermeni ve dünya müziğinin hazinesini zenginleştirmiş, halkına onur kazandırmıştır. Avrupa Güvenlik ve Çatışmalar Akademisi ile Uluslararası Belgesel Araştırmalar Akademisi Başkanı Profesör Doktor Samvel Hakobyan, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu olan Western Armenia TV'de Artsakh'ın kültürel mirasını korumanın ve uluslararası topluma sunmanın öneminden bahsetti. Reportaj web sitemizde ve YouTube kanalında mevcuttur. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Dikran Mansuryan'ın Aşlan Arev, Sonbahar Güneşi adlı eserini sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.